Selamlar dostlar, ben Emre. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows 10 hızlandırmayı, yani bilgisayar hızlandırmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer videoyu atlamadan izlerseniz bilgisayarınızın hızı 3-5 kat artacaktır. Fakat 1-2 saniye bile ne olsa, kaybınız olursa bilgisayarınızı hızlandırmada gerçekten çok geride kalırsınız. Çünkü buralarda 1-2 saniye bile ne çok çok önemli. Anlatacağım her konu gerçekten önemli olacaktır dostlarım. Herhangi bir saçma konu olmayacaktır ve bildiğiniz konular dışında da bilgiler vereceğim sizlere. Fazla uzatmak istemiyorum. Yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayalım dostlar. Bir de abone olursak bana gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Öncelikle dostlarım sizlere Windows ayarlarından bahsetmek istiyorum. Sol aşağıdaki kısma aramak için buraya yazın kısmına Windows ayarları yani ayarlara gitmemiz gerekiyor. Ayarlara gittikten sonra bakın burada sistem var. Sisteme bir defa basıyoruz. Ardından aşağı iniyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik ayarları var. Grafik ayarlarına bastıktan sonra böyle bir sekme açılıyor. Grafik ayarlarına gittikten sonra bakın dostlarım burada ne var? Donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması. Bunu açık hale getirdiğiniz zaman bilgisayarınız gerçekten iyi bir performans vermeye başlar. Çünkü bakın burada zaten yazıyor. Gecikmeyi azaltın ve performansı arttırın. Bunu açık hale getirin. Ardından eğer bir oyun oynuyorsanız göz at kısmına tıklayıp oyununuzun dosyasını seçebilirsiniz. Örneğin ben Valorant için bir FPS artırma videosu çekmiştim. O şu anda sağ üst kısmında çıktı. Onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Gördüğünüz gibi ben buradan geliyorum. Seçenekler kısmında yüksek performans seçiyorum. Eğer bir oyun oynuyorsanız bu gerçekten çok önemli. Bir sonraki ayarımız ise geri gidiyoruz. Odaklanma yardımını kapatmak olacaktır. Bunu kapattığınız zaman herhangi bir şekilde bildirim size gelmeyecek. O yüzden bilgisayarımız birazcık daha rahatlamış olacaktır. Güç ve uyku kısmında ise uykuyu hiçbir zaman ekranı ise kendiniz kafanıza göre yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ek güç ayarları var. Ek güç ayarlarına tıklıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi bende neymiş? Yüksek performans. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bu 1-2 lira daha fazla elektrik faturası ödersiniz fakat bilgisayarınızın hızı oldukça artar. Bu anlama geliyor. Bunu da yüksek performans aldıktan sonra zaten kendisi de burada açıklama yapmış okuyabilirsiniz. Bilgisayarımızın hızı daha da artacaktır. Bunlar ilk iki ayarlarımızdı. Gene isterseniz devam edelim. Bu anlatacağım ayar gerçekten çok kritik ve çok önemli dostlarım. Bakın aramak için buraya yazın kısmına geliyoruz. MS config arkadaşlar sistem yapılandırması kısmına giriyoruz. Ve buraya girdikten sonra bakın bunu yaptıktan sonra garanti veriyorum bilgisayarınızımız o kadar artacak ki oyunlardaki FPS drop'unuz o kadar azalacak ki kendiniz birini şaşıracaksınız. Seçmeli başlangıcı seçiyoruz. İkisini tik atıyoruz. Ön yükleme kısmına girdikten sonra gelişmiş seçenekler kısmını görüyoruz. Ve buraya bir defa tıklıyoruz dostlarım. İşlemci sayısı size bu şekilde olacaktır. Girdiğiniz zaman buna tik atıyoruz ve en son ne kadar varsa onu seçiyoruz. Benim bir sözüm vardır. Bir insan ne yapabilir dostlarım? Belli bir yere kadar yapabilir. Fakat 8 insan birlikte olduğu zaman bir bina bile inşa edebilir. O yüzden burada da 8 tane işlemci birden kullanırsak bilgisayarımız hızı o kadar fazla artar. Bunu insan gücüyle de benzetebiliriz. Bunu yaptıktan sonra tamam diyoruz, uygula diyoruz, tamam diyoruz ve ardından bilgisayarımızın yeniden başlatılmasını istiyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatın, videoya tekrardan gelin. Bir sonraki yapacağımız iş ise bilgisayarım kısmına girip buradaki dosyaları hani hard disk ve SSD'leri temizlemek olacaktır. Fakat temizlerken çok dikkatli olmamız lazım ve yenilememiz lazım sürücülerimize. Öncelikle bu yerel disk C'ye gelip sağ tıklayıp özelliklere gidiyorum. Özelliklere gittikten sonra bakın gördüğünüz gibi genel kısmından diski temizleme kısmı var. Diski temizleyeceğiz ama bunu gerçekten çok temiz yapacağız. Ondan önce araçlar kısmına girip bu sürücüyü en iyi duruma getirmemiz gerekiyor. En iyi duruma getir diyoruz. Ve buradan bunu elle yapmak istemezseniz ve her gün bilgisayarda takılan birisiyseniz ayarları değiştir kısmına gelip buradan sıklığı günlük olarak değiştirebilirsiniz. Veya haftalık, aylık bunu kendiniz tercih edebilirsiniz. Fakat zaten burada kendisi de diyor her gün uğraşıyorsanız bunu kendiniz günlük olarak yapmayı ihmal etmeyin diyor. Yani kendisi yapıyor. Bunu otomatik hale çevirmiş oluyoruz. Günlük seçtikten sonra bu zaten kendi kendini temizleyecektir. Fakat biz şu anda bunu en iyi duruma getirmek için bir manuelle yapalım. C'yi seçtim. En iyi duruma getir dedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi getirildi. Aynı şeyi hard diskime de yapabilirim ama o birazcık zaman alacaktır. Önce çözümle diyeceğiz, sonra en iyi duruma getir diyeceğiz ve ardından hard diskimiz de gerçekten iyi bir duruma gelecek. Bir sonraki yapacağımız iş ise genel kısmına gelip buradan diski temizleme olacaktır arkadaşlar. Diski temizle dedikten sonra burada hesaplayacak ve bize şöyle bir sayfa açılacak. Buradaki her şeyi silmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın abi kendinize göre bakın. Ben örneğin şurada bakın 5.45 GB'lık bir geçici dosya kısmı varmış. Ben diyorum ki benim için önemli değil zaten. Küçük resimler kalsın veya başka bir şey kalsın. Ama kardeşim bunlar zaten geçiciymiş. Adı üstünde geçici yazıyor. Kendisi zaten burada açıklamasını yapıyor arkadaşlar.
arkadaşlar. Uygulamalar belirli dosyalarda geçici bilgiler depolayabilir diyor. Bunu diyor otomatik olarak temizlemezse kendiniz temizleyebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz bundan. Sistem dosyalarını temizle diyoruz. Burada hesaplıyor. Tabi bu bilgisayarınızın hızına göre birkaç dakika sürebilir. Ben de hemen açılıyor SSD'm olduğu için. Buradan tekrardan seçiyoruz arkadaşlar. Cihaz sürücü paketleri, ben bunu istemiyorum. Zaten 0 byte'miş, öyle bir şey yokmuş. Buradan zaten kendisi seçiyor gördüğünüz gibi. Windows Update temizlemeyi de seçebilirsiniz. Bu tamamen size göre, size kalmış bir şey arkadaşlar. Tamam diyorum. Ve buradan dosyaları sildikten sonra gördüğünüz gibi disk temizlememiz başlıyor. Ve bitti. Şimdi bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Bakın bizim sürücülerimizdeki şu kısma kadar eğer doluysa ve kırmızı yanıyorsa ya da turuncu yanıyorsa, kritik uyarısı veriyorsa bunu temizleyin. İçeri gidin. Bakın herhangi bir oyununuz varsa temizleyin. Bunlar bilgisayarınızın hızını gerçekten çok düşüren şeyler. Bir sonraki anlatacağım iş ise gördüğünüz gibi masaüstümüz çok karmaşık değil mi? Burada yapacağımız iş arkadaşlar ya bir klasör içine atmak ya da bunları teker teker silmek olacaktır. Ben şundan hiçbirini kullanmıyorum ve siliyorum arkadaşlar. Windows 10 bu kalsın. Bunlar kalsın. Bunlar zaten, şunu silebilirim şundan ikisine. Ve bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımız daha temiz ve herhangi bir şekilde drop yemiyor olacağız. Gene isterseniz birazcık da çalıştırdaki dosyalarımıza bakalım. İster buraya gelin, aramak için buraya yazın kısmına, çalıştır yazın. İster bunu kapatın, Windows artı R tuşuna basın. Bu kısım açılacaktır. Bunu yaptıktan sonra öncelikle temp yazıyoruz dostlarım. Temp klasörüne girdikten sonra burayı temizleyebilirsiniz. Burayı temizlemekte hiçbir sakınca yoktur. Sil butonuna bastıktan sonra bunları iptal diyoruz. İptal diyoruz ve burası kalıyor. Bazı dosyalar silinmiyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunları silmeye de çalışmayın. Kapatıyoruz burayı. Tekrardan geliyoruz. Çalıştır yazıyoruz arkadaşlar. Veya gelin buraya Windows R'ye yapın. Bu sefer %temp %100 yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra tamam diyoruz. Ve buradaki tüm dosyaları da isterseniz silebilirsiniz dostlarım. Şöyle bir bakalım. Özellikler diyelim. İçindeki abi ne kadar fazla görüyorsunuz. Ben şimdi bunların hepsini silmek istiyorum. Sil diyorum. Ve şu anda bakalım. Bayağı bir gigabyte buldu. Bunları atla diyebilirim. Atla diyelim bakalım ne kadarını silecek. Yönetici izni isteyen şeyleri silmek istemedim ben. Diğerlerini silsin. Fark etmez benim için. Şunlar için atla diyorum ve gördüğünüz gibi geri dönüştürüldü diyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet, silme işlemimizi tamamladık ve buradaki işimiz de tamamlandı dostlarım. Burayı kapatabiliriz. Yenile dedikten sonra bakarsınız zaten burada boşalan bir şey olabilir. Veya hani direktmen orayı sildiğimiz zaman orası geçici dosyalar olarak da geçebilir. Bir sonraki yapacağımız iş ise ekran kartı ayarlamalarımızdır. Ben bunu Nvidia olarak göstereceğim arkadaşlar. Nvidia ekran kartı kullanan arkadaşlarımıza göstereceğim. Fakat AMD için kullanan arkadaşlarımız içinse bir driver indireceğiz ve onlar da bu işlemleri yapabilecekler. Öncelikle buradan görüntü ayarlarını ön ayarlı kısmına giriyoruz. Buradan gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan deyip beni oraya götür simgesine tıklıyoruz. Ve ardından bütün ayarlamalarımız bu şekilde olacaktır dostlarım. Şöyle ben size göstereyim. Kafanıza göre değil de bu şekilde yaparsanız dostlarım gerçekten büyük bir FPS artışı ve bilgisayarınızın hızlandığını göreceksiniz. Bunu durdurarak yapabilirsiniz. Şöyle ben hepsini göstermek istiyorum. Şöyle tamamdır. Burayı kapatıyorum ve ardından yine isterseniz birazcık driverlarımızı güncelleyelim. Sağ alttaki gördüğünüz gibi şu kısma tıklıyoruz ve Nvidia ayarları var. Nvidia ayarlarına sağ tıklayıp Nvidia GeForce Experience'ı açıyoruz arkadaşlar. Bunu AMD için de yapabilirsiniz. AMD'de de sürücü güncelleme mevcuttur. Ekran kartımızı ne kadar güncel tutarsak o kadar iyi hız alırız arkadaşlar. Bunları gerçekten yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Herhangi bir güncelleme varsa indirin, hızlı kurulum yapın ve tekrardan videomuza gelin. Bir sonraki yapacağımız iş ise bilgisayarımızın açılış hızını değiştirmek olacaktır. Aşağıdaki panelden arkadaşlar sağ tıklayıp görev yöneticisine giriyoruz. Görev yöneticisine girdikten sonra bakın burada başlangıç sekmesi var. Başlangıç seçme sekmesini bir defa tıkladıktan sonra bende bu kadar uygulama varmış. Fakat burada sizi uyarmak istiyorum ki ses sürücülerinizi veya Valorant oynuyorsanız Vanguard'ı devre dışı bırakmayın. Yani önemli olan şeyler var. Update kısmı, bu bir Discord'dur arkadaşlar. Discord'u eğer devre dışı bırakırsam artık Discord en başta açılmayacaktır. Veya SteelSeries GG, bunu hani ses sürücüsü olarak kullanıyorsanız asla kapatmanızı tavsiye etmem. Bunu dediğim gibi dikkatli bir şekilde yaparsanız çok çok güzel olur. Örneğin ben Steam'in başlangıçta açılmasını istemiyorum. Şöyle bu şekilde olacaktır dostlarım sizlerde. Başlangıç etkisi de zaten yazar. Ben buraya basıyorum, devre dışı bırak diyorum ve bu şekilde arkadaşlar ben bilgisayarımı açtığım sırada bilgisayarım bir de bunu açmakta zorlanmayacak ve bilgisayarım daha hızlı açılacaktır. Bir sonraki Windows 10 ayarlamamız ise yine ayarlar kısmına giriyoruz dostlarım. Buradan sistem var. Sisteme basıyoruz. Sisteme bastıktan sonra bakın burada şey var, depolama var. Depolamaya
tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi geçici dosyalar kısmı var. Bunu el ile de silebilirsiniz veya buradan hani daha fazla kategori göster kısmına bastıktan sonra gereksiz olanları sapladıktan sonra kendiniz silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada ne kadar fazla şey olduğunu gösteriyor. İndirilenleri silmek istemeyebilirsiniz, bunu anlarım. Veya geri dönüşüm kutusunda bakın şu anda 6.50 GB varmış şurada. Hani daha onları silmedim. Silersem öyle bir yer açılacaktır. Burada kendiniz seçebilirsiniz dostlarım. Seçtikten sonra dosyaları kaldırın kısmına tıklayın ve silme işlemini tamamlayın dostlarım. Bunlar bilgisayarınızın hızını arttıracak şeylerdir. Eğer bildirimleri istemiyorsanız bildirimleri de kapatabilirsiniz buradan. Bir sonraki anlatacağım ayar ise bilgisayarınızı yine hızlandıracak bir ayardır. Aramak için buraya yazın kısmına oyun modu yazıyoruz arkadaşlar ve oyun modunu açık hale getiriyoruz. Buradan grafik ayarlarına bastıktan sonra o dediğim ayarlamaları da buradan yapabilirsiniz. Xbox Game Bar kısmı var. Xbox Game Bar'ı kapalı yapmamız gerekiyor. Yoksa herhangi bir oyuna girdiğimiz zaman bir kayıt işlemi alır ve bu bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verir arkadaşlar. Yakalamalar kısmını da kapalı yaparsanız bilgisayarımızın hızı oldukça artacaktır dostlarım. Xbox ağına gerek yok. Bunları yapın ve işlemimiz tamamlansın. Şimdi gelin isterseniz AMD driverları için neler yapabiliriz onu göstereyim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Tabii kanalımıza abone olursanız benim için çok çok güzel olur ve katıla da katılırsanız manyak bir şey olur. Bunlara değinmek istedim. En sonunda gördüğünüz gibi yeni bir sekme açıyoruz. Tarayıcımıza giriyoruz ve Google'u açıyoruz arkadaşlar. Buraya AMD driver yazıyoruz ve kendi web sitelerine giriş yapıyoruz. Herhangi bir şekilde marka bilmenize gerek yok. AMD hani buradan otomatikman seçebilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi burada diyor ki ben senin için saptıyorum kardeşim. Windows ya da Windows 7 ya da Windows 10 kullanan arkadaşlar için bu çalışıyor. Eğer bu çalıştırmıyorsa arkadaşlar bizim yapacağımız sistem el ile seçmektir. Haberiniz olsun. Buradan Download Now kısmına bastıktan sonra AMD driver'ını indiriyoruz, kurulumunu yapıyoruz ve bilgisayarımız daha da hızlanıyor. Onun içindeki ayarlamaları da bir sonraki videomda göstermek isterim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz bir sıkıntı olursa. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yaptığınız ayarlardan herhangi bir şekilde ben sorumlu değilim. Kendiniz sorumlusunuz. Hani ben bu ayarları kendim için yaptım. Fakat sizlerde bir sıkıntı olursa bu benim sorumluluğum altında değildir. Bunu da vurgulamak isterim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Bay bay.